Hoş geldin aşkım. Evet, sana mücver yapıyorum. Bir de kavurmalı makarna yaptım. En pratiğinden. Nasıl? Sağdın. Bu ne? Yeşiliği tıktım içine. Bu? İçine yeşili koymayı unutmuşum. Sadece kızartması kaldı. Bitti. Aşkım, kinerde pul biber var mı? Bakar mısın? Burada kalmamış. Biraz pul biber ekleyeyim. Acı olsun. Ne yapıyorsun burada? Ha? Yine yerime geçtin. Köftemiz böyle oldu. Güzel bir mücver yaptım. Bir de böyle kavurmalı makarna yaptım. Zaten bu gerçekten inanılmaz güzel bir menü oluyor. Un koymayı unutmuşum bu arada. Kameranın şarjı dolana kadar size gösteremedim. İçerisine un da ekledim. Sonrasında daha kolay kızartabildim.
Baba geç yana. Geç, geç yana. Hadi geç yana geç. Baba yana geçer misin? Tercih yaptılar. Ekonomi durumu kötü. İstihdamı artırmak için. Bunu tuzu al gelmiş. Siz bir de önemli bir boşluk. Ama onu kapatmamış olmuş. Gelecek misin? Gelecek misin? Böyle bir devam. Aşkım bir iki tane bana var ya. Bitirdin hepsini. Gözlük bir at değil mi? Al şunu. Al al. Al zıpar al. Güzel bir şey bu demek ki. Evet yavaş yavaş daha doğru bir şey. Al seninle saçımı paylaşıyorum. Azıcık yiyeceksin sonra bana geri vereceksin. Evet. Evet. Zaten yerimi de aldın. Ben sana yarın alırım. Hayır yerimi aldın zaten. Ya hadi ya. Yakınlatma aşkım hadi. Çok daha fazla. Dök. Yemezsin sen o kadar. Yerim. Bak bırakıyorum bayatlıyor. Ben neyi çok seviyorum. Dök hayır. Kalır sana veririm. Baba doğru takılıyor. Tamam yeter. Çok kötüsün ya.
Günaydın hepinize. Yeni bir günden, yeni bir vlogtan merhaba arkadaşlar. Videoyu daha yeni başlatabiliyorum. Aslında dün başlattım videoyu ama size hiç merhaba diyememiştim. Dün gece bayağı mayışık bir şekilde sadece oturup Berkay'la bir şeyler izledik yemekten sonra. O yüzden hiç videoyu başlatmak gibi bir psikolojim yoktu gerçekten. Şimdi hemen böyle duşa girdim, çıktım. Çok rahatım şu an. Cilt bakımımı falan yaptım. Duştan çıktığım gibi güzelce bir maskelendim. Gerçekten şu an çok iyi hissediyorum. C vitamini falan da sürdüm. Şimdi gidip hemen kendime C vitamini yapacağım. Onu da içeceğim. Güne enerjik başlayacağım. Gerçekten şu an duşa girip çıktıktan sonra İnanılmaz iyi hissediyorum. Hemen gideyim şimdi C vitamini içeyim. Dün akşamdan kalan kahveler. Burada da domestosu yatırdığım bezim var. Bir de şunu çıkarttım. Sizinle birlikte dolduralım istiyorum. Buz kalıplarını artık kullanmaya başlarım çünkü. C vitamini yapmadan önce bir şunu doldurayım. Bunu yıkayıp kaldırmıştım. Şu an tamam. Şu an açılma, dökülme. Ben buz kalıpları çok severim arkadaşlar. Böyle çeşit çeşit alacağım. O büyük karelerden de alacağım. Bunu da gördüğümde almıştım. Size zaten göstermiştim. Şimdi bunu da hemen buzluğa atıyorum. Bir de şöyle buz kalıbım var. Bunu da biliyorsunuz. Bunları çıkarırken ben hepsini dökmek zorunda kalıyorum. Yani istemsizce dökülüyor. O yüzden bunları şöyle bir kaba alacağım ve tekrar koyacağım. Yani kullanırken bu kabın içinden kullanacağım. Öbür türlü çok zor oluyor. Bunları bir böyle temiz şöyle bir dökeyim. Bunları böyle kaldıracağım. Bence daha kullanışlı olacak. Bunu doldurması çok meziyetli. Sıçratıyor her yere. Şimdi oldu. C vitamini yapmak için geldim. Bir şuraları toplayayım. Daha yapamadım yani. Düşünün ben normalde bulaşık bırakmam. Akşam o kadar mayışıktım. Bunları ayrı yıkayacağım. Daha mutlaka bekletmiştim. Oh, pipetlerimi yıkayayım. Şimdi banyoya geldim. Şu makine temizleyiciyi kullanmak istiyorum. Şu an hiç sepetimde çamaşır yok. Sadece bir nevresimi değiştireceğim. Ben onları değiştirene kadar makine bitmiş olur zaten. Nasıl kullanıldığına bir bakayım. Deterjan bölümüne çok azıcık döküp orayı güzelce bir silin diyor. Sonrasında şişenin içerisindekini tamamen boşaltıp makineyi 60 derecede yıkayın diyor. Boş bir şekilde yıkayacağız. Birazcık deterjan gözüne dökeceğim. Sonrasında orayı bir sileceğim. Ondan sonra bunu tamamen deterjan bölümüne boşaltıp 60'ta çalıştıracağım. Çıkarıp öyle sileyim. Ne kadar kirlenmiş görüyor musunuz? Bir açıp dökelim. Bir yumuşatıcı kısmını dökeyim.
Birazcık beze dökeyim, öyle sileyim. Klonetten de sıkacağım içerisine. Kireç varsa onu da yok etsin. Şu kısımları biraz sararmış, gördünüz mü? Tam şurayı görüyor musunuz? Bir dakika netlesin. Tam şurada kireç var arkadaşlar. Deterjan kalıntısı var. Onu nasıl çıkaracağım bilmiyorum. Ay çok iyi oldu temizlediğim. Bu kadar kirlendiğini bilmiyordum. Şu mavi kısmını da çıkartmak istiyorum. Ha, çıktı. Bakar mısınız yumuşatıcı kısmına? Ben de temiz kullandığımı sanıyorum. Çok kötü olmuş. Burayı da bir yıkayayım. Bayağı güzel temizledim. Bakın mis gibi oldu. Bence siz de çıkarın bu şekilde arada bakın. Ben de temiz kullandığımı sanıyordum ama asla öyle değilmiş. Şimdi böyle her yerini güzelce yıkadım. Bu temizlemeyi yapmazsak gerçekten çamaşırları çok kötü koku veriyor. Yumuşatıcı kısmı da çok kötüydü. Orayı da temizledim. Yani leş gibiydi. Bayağı temizlendi şu an. Ay içim rahatladı. Şu kısmını da bir temizleyeyim. Sonra diyoruz ki neden makine güzel temizlemiyor? Neden koku bırakıyor? Koku bırakma gibi bir sorun yok. Ama bunun devamlılığı olmazsa, yani bu şekilde temizlemezsek, evet makine güzel temizlemez. Kötü koku verir. Bu çok net yani. İçerisine şöyle bundan da sıkıyorum. İçini güzelce silerim. Ay nasıl rahatladım ya. Gibi oldu. Sıra bunun tamamını deterjan gözüne boşaltmak. Bunu direkt şöyle sıvı gözüne kapatıp tamamını ekliyorum. Makinemi kapatıyorum. 60'ta çalıştıralım bakalım. Şunu da yapayım. Güzelce yıkasın. Yani ben de sanıyorum ki makine gayet güzel, temiz. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten dökmeden kullanıyorum. Evet, deterjan gözlüğünü kötü kullanmadığımı düşünüyorum. Daha kötü durumda olan deterjan gözleri de gördüm. Ama iç kısmı, o yumuşatıcı kısmı falan bayağı kötü olmuş. Oh, içimiz gibi temizlenecek şimdi. Nasıl rahatlıyorum anlatamam size. Köpük köpük oldu. Saçımı hiç tepeden toplamak istemiyorum. O yüzden şöyle ayırıp direkt öreceğim. Evet, şimdi oldu. Önlerim çıksın istemiyorum. O yüzden şu kısmı arkaya attım. Ben saçımı boyadığında benim saçım çok azalıyor. Oryal falan asla benim saçıma gelmiyor. Hemen kopuyor ve azalıyor. O yüzden hiç tahammülüm yok saçımın azalmasına. Boyayı yasakladım. Yazın full papatya suyuyla gezeceğim. Şurası çıktı. Oldu. Çok tatlı olmadı mı saçım şu an? Cuklu yumurta yapalım. Ne yiyelim mis gibi. Hatta birkaç tanesini bol yumurtalı yapacağım. Birkaç tanesini böyle göbek göbek bırakalım dağıtmadan sarısını. Üf, bayılırım ben öyle. Bakar mısınız güzelliğine?
çok tatlı oldu. Saçımı tepeden topladığımda başım çok ağrıyor. Açmak istediğimde çok fazla iz oluyor. Bence şu an böyle çok iyi oldu. Yani bir yere gidersek, açmak istersem eğer, en azından düzgün bir şekilde açılır. Sevdim bayağı. Şimdi hemen gidelim sucuklu yumurta yapalım. Şu asalete bak. Şu tipe bakın ya. Bu yatış ne? Bu el niye burada böyle? Ha? Ne yapıyorsun burada? Bak yine buraları kirletmişsin. Koltuk silmekten sıkıldım baba. Bunları sana sildireceğim baba. Eline bez vereceğim, bunları sana sildireceğim. Bak burayı da kirletmişsin. Burayı da. Çünkü hep koltuk tepesindesin değil mi? Bu el ne? Bu eli yiyebilir miyim? Ha? Uyku mu geldi senin? Uyku mu geldi senin? Biz iki tanesini yemiştik bu sucukların. İki tanesini de böyle strece sarıp kaldırdım. Çıkarttım birazcık çözülsün. Çünkü şu an bayağı buz halinde. Şuradaki kabuğunu alayım. Bu arada iki yanı şu tavalarından çok memnunum arkadaşlar. Gittiğimde diğer boylarını da alacağım. Makineye atmıyorum. Elde yıkıyorum. Gerçekten inanılmaz kullanışlı ve asla yapıştırmıyor. Bir tek şuraları birazcık böyle sarı sarı yağ lekesi oluyor. Oraları terlemek durumunda kalıyorum ama gerçekten çok kullanışlı. Mutlaka bakın. Şimdiki aklım olsa bütün tavalarımı Ikea'dan alırdım. Bunları yıkamıştım zaten. Koyalım. Biraz yağ. Şöyle. Şunları alalım. Yapmış. Mesai bırakabilirlerdi bayramda. Tamam. Çözülmüş. Şunları hemen böyle doğrayacağım. Zaten kendi yağı olacak ama ben biraz bol yağlı seviyorum. O yüzden şöyle margarin de ekleyeceğim. Bence tamam. Mis gibi oldu. Bayağı güzel oldu. Tam istediğim gibi. Beğendin mi aşkım? Eline sağlık. Bugün resmen aşardım sucuklu yumurtaya.
Kahvaltımız böyle. Şimdi yiyeceğiz. Koltuğa oturmuş aşkım. Of çok güzel. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Biz hazırlandık, evden çıktık. Şimdi asansöre bindiğimde de gösteririm ne giydiğimi. Elinizle. Umarım sevdiklerinizle çok güzel, dolu dolu, hayırlı bir bayram geçirirsiniz. Biz şimdi Serpil annemlere geldik. Evde kahvaltı yaptık. Babayı evde bıraktık. Serpil annemlere geldik. Biraz büyüklerimizi gezeceğiz. Buradan Berkay'ın amcasına geçeceğiz. Sonra benim babama gideceğiz. Sonra anneme gideceğiz. Sizi de yanımda götüreceğim gittiğimiz yerlere. Gittiğimiz yerlerde açamasam da nerelere gittiğimizi gösteririm. Şimdi biz Serpil annemlere girelim. Hocam sen de ne kadar yakışıklı oldun böyle. Şöyle Addax'tan aldığım palazzo pantolonumu giydim. Beyaz gömlek giydim. Aşkitom da böyle. Bu arada babama gideceğiz dedik ama babam vefat ettiği için mezarlığını ziyarete gideceğiz. Annemle Arda'yı alıp sonrasında bir babaanneme falan da giderim. Bir Berkay'ın ailesi, bir benim ailem. Öyle gezeceğiz. Biz şimdi annemlere geldik. Serpil annemlerdeyken size en son kamerayı açmıştım. Serpil annemlere gittik. Orada biraz oturduk. Berkay'ın dayıları falan vardı. Onları gördük. Sonrasında Berkay'ın amcasına geçtik. Biraz onun tarafını hafiflettik. Hepsini gördük. Şimdi anneme geldik. Annem baklava yapmış, size zaten söylemiştim. Onu size göstereceğim. Buradan sonra da babamı ziyarete gideceğiz. Sonra babaanneme gideceğiz. Bayağı gezeceğiz. Artık size de böyle gittiğim yerleri kısım kısım bahsedeceğim. Gittiğim yerlerde çok açamıyorum aslında ama olsun. En azından bir görmüş olursunuz. Öyle bir göstereyim size baklavayı. Bunu annem kendine yapmış. Zaten kamerada annem attığında göstermiştim WhatsApp'tan gönderdiğinde. Bunu da bana yapmış. Bunu tatlı şimdi, annem nasıl olmuş diye. Şimdi bir test edeceğiz. Ay çok güzel görünmüyorlar mı? Bunu şimdi ben bugün evime götürürüm. Bir dakika şurada bir tadına bakacağım hemen. Güzel olmuş. Da şu kamera önünde tatlı denemelerin. Çok tatlı yiyorum değil mi? Ama beğendim kız, güzel yapmış annem. Anne çok beğendim, güzel olmuş ama biraz daha tatlı olabilirmiş şekeri. Gülengen'in yaptığı tam babaannemin yaptığı baklava gibiydi Arda. Aynı babaannemin yaptığı baklava gibiydi. O biraz daha nişastalı yapmıştı sanırım ama çok güzeldi. Anne Gül yengenin yaptığı, Berkay'ın amcasına gittik ya, Gül yengenin yaptığı baklava aynı babaannemin böyle çok rahatsızlanmadan, hani yaşlanmadan önce yaptığı baklava gibiydi. Aynı. Böyle sertliği, o nişasta tadı falan aynıydı. Bu da güzel olmuş ama. Senin daha yumuşak olmuş. Evet ya, neden yumuşak olmuş? Gül yenge... Tam babanın dişine göre olmuş. Evet. Gül yengeninki tam babaanneminki gibi böyle sert sertti. Çok güzeldi onunki de. Beğendim bayağı. Ama senin yaptığın güzel olmuş anneciğim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar, sizi biraz böyle kesik kesik açtım ama ufak bir güncelleme yapmak istiyorum. Biz dün annemlerle babamı ziyarete gittik. Aslında babaannemi ziyarete gittik. Ondan sonra anneanneme gittim, işte teyzemler vesaire falan derken biz eve çok geç geldik. Saat böyle 1:30 falan da eve geldiğimizde. Bayram ziyaretleri bayağı uzun sürdü. O yüzden size kamerayı açamadım. Ben de krem süreyim, ellerim kurudu. Sonrasında sabah kalktık, Berkay ile hemen güzel bir kahvaltı yaptık. Zaten çok fazla kahvaltı gösterdiğim için size onu göstermedim. Sonra ben duşa girdim, çıktım, hemen bir hazırlandım. Çünkü misafirlerim gelecek, Serpil annemle, Berkay'ın teyzeleri, dayıları vesaire de bize gelecekler.
Dün evde olmadığımız için evde kirlenmemiş. Sabah kalktığımda üstten bir süpürge tuttum sadece. Evde de bir işim yok yani, anlayacağınız. Sadece misafirlerimizi bekleyeceğiz. Biraz evde Berkay'la zaman geçiririz. Duşa girdim, çıktım. Güzelce hazırlandım ama saçlarımın kurumasını bekliyorum. Hiçbir şey yapmadım. Böyle kendi kendine kurusun dedim. Çünkü kurutunca ekstra bir kabarma söz konusu oluyor. Hava o kadar güzel ki, Berkay'la şimdi bir kahve içtik ama beni kesmedi. Sizinle bir kahve daha yapalım istiyorum ama bu sefer soğuk kahve yapalım. O buzları ayırmıştık sizinle birlikte. Buzlu bir kahve yapalım istiyorum. Bob işte burada yanımda beni dinliyor. Ne oldu anneciğim? Sen dur şöyle. Sen de bir bayramlaşmak ister misin? Bir takipçilerime iyi bayramlar der misin anneciğim? He? İyi bayramlar der misin sen de becim? Aynada kendine bakıyor. Şimdi gidip bir kahve yapalım. Güzel bir soğuk kahve yapacağım şimdi. Aşkım kahve istiyor musun? Soğuk kahve. Olur da buz falan koyma. Tamam, seninkine koymam. En sevdiğim bardaklarımda yapacağım. Şu çırpıcıdan da inanılmaz memnunum. Ben soğuk kahve çok fazla tüketiyorum. Yaz kış gerçekten böyle yapmaya çalışıyorum. Kışın yaptığımda da buz eklemiyorum. Ama yazın çok fazla tüketiyoruz. O yüzden bundan mutlaka edinin. Aşkım biz bu çırpıcıyı nereden almıştık? Onu mu? A101'den. Dişlerini fırçala konuşuyorum. A101'den ne kadar aldık? Böyle 40 lira mı? 50 miydi? Evet. Öyle bir şeydi. 40-50 lira falan da A101'den almıştık. Siz de abi, mutlaka yok. Bakın. Gelmedi köpüğü. Ben zaten açmıyorum. Köpük doldurma. Buz koymayı unuttum ya. Saçlarımın kendi dalgası. Çok güzel duruyor. Dalga 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 dalga. Ay, dalgalanmış. Çok sevdim. Bu arada üstümdekini size göstermedim. Geçenlerde ambardan aldığım topman diyeyim, pantolon etek gibi. Gerçekten böyle beli lastikli ve inanılmaz güzel. Ben çok sevdim, bayıldım. Üstümdeki de Trendyol'dan almıştım. Zaten bu da çok eski bir ceket. Bu da Trendyol'dan almıştım. Boyu falan bayağı uzun. Yani böyle palazzo gibi de giyilebilir bence. Şöyle biraz uzaklaşayım. Çok güzel. Bakın beli böyle lastikli. Ekstra böyle cepleri var. Gerçekten bakın böyle bile dışarı çıkılabilir. Aşırı güzel. Neyse. Sabahtan beri 1,5 litre içtim. Şu an 2'yi geçmeye çalışıyorum. Buna da diğer bu yapışkanlı stikerleri ekledim. Çok tatlı değiller mi? Çok güzeller. Çok seviyorum bunu ya. Evde ya. Nereye gidersem gideyim bununlayım evde. Mutlaka bakın. Instagram'da linklerim de mevcut. Eğer isterseniz altta da link olarak paylaşırım.